Bir gün biz çok güzel bir film izliyorduk. Kahkahamızı atıyorduk. Ben bu olayı biliyorum. Ben de biliyorum. Zaten ben de biliyorum. Kanalısı yok. Neyse. Neyse. Ben bir çıkayım. Hangisi benim anahtarımdı? Çiçekli olan, çiçekli olan. Peki ben kaçar. Neden kaçar? Tam da buradan kaçar. Piu. Ve de giderim. Gelirim ama başka bir çocuk var. O benim erkek arkadaşımdı. Merhaba. Bakın. Onun bacağı yok. O yüzden getirdim işte. Yürümekte zorluk çekiyor. Azıcık biz nerede otursun istedim. Sen gel buraya. Tam bir şeyler arayayım ben. Şey şurada. Gel yanıma. Bak şunu alıyorum sana. Aa, çok güzel oluyor vallahi. Ve de onlar beni sattığını görür. Film izlemek, film beraber izleyelim mi? Hayır be, gidin başımızdan. Biz de katılalım azıcık. Yani neler yapıyorsunuz acaba? Oğlum ölüyorsun ona. Çekilin be, sinirler kadar eder. En iyisi görmezden gelmek. Neyse. Bak ben bunu ölüyorum. Sanırım da güzel oluyor. Oğla çok güzel oluyor. Ayaklığıma da seni aklıma görünce senin teyzem geliyor. Güzel espri dostum. Güzel espriydi. güzel espriydi. Bir arı fısıldadı da nerede acaba? Ay bilmiyorum. Herhalde şöyle şurada bir arı falan vardır. Ay biliyor musun ben yani hani iki tane çocuk var ya. Aynen bir tanesi böyle siyah hep dağınık saçlı gibi kahverengi birisi de sarı böyle dalgalı gibi ama değil böyle kısa. Bizden bahsediyorlar yes be. Evet ben onlardan nefret ediyorum. Yeter ama! Yeter! Yeter! Bu sefer vallahi sivrisinek. Ama hiçbir yerim ısıramaz. Evet. Hayır o bana aşık olduğumu söylemişti. Bana aşıktan! Bana aşıktan! Bana nasıl böyle bir şey yaparsın? Daha dün söyledin. Duyguların nasıl değişti? İğrenç bir sinek vızıldadı. Evet çok çirkin bir sinek. Çok çirkin çok. Aynen öyle. Sevgilim. Neyse. Şimdi bunu yürüyorum. Oo. Sen bildiğin bunlara hücum etmişsin. Evet annen öyle hücum ettim işte. Bilmeden. Nasıl bilmeden? Neyse ben hikayeye devam ediyorum. Onlar anahtarları koyuyorlardı. Görmedin ki onları nereden biliyorsun? Çünkü onlar bana sonradan anlattılar. Oraya da geleceğiz. Ağlama. Ağlama. Yuvarlak denişmek istersin. Çekelim.
pembe olabilir, tatlı pembe bir şeymiş. Pembe bardaklarımı doldurayım. Bugün pembeyi kullanmasın geldi nedense. Şundan alayım. Tamamdır. Sana da böyle vereyim. Ben böyle istiyorum ama sen böyle isteyebilirsin. Ben de şuradaki mavi bardağı alayım. Peki sana da moru koyayım. Mavi pardon. Neyse hadi gidelim. Evet evet aynen. O mallar, o mallar, o mallar. Aynen biz düşünme peşindeler. Hala inanamıyorum. Boş ver onlara. Onları boş ver. Boş veremiyorum işte onları. Ben de boş veremiyorum. Dondurma istemiyorum. Meyve istemiyorum. Meyve yapalım mı? Hayır. Ay burada hiçbir şey yapasım gelmiyor. Burada da hiçbir şey yapasım gelmiyor. Bunlar ne? Aslında ben ilk değil mi? Evet. Ben ilk de aslında. Ne daha çok yapışacak bakalım. Sonra böyle durdu. Sonra da böyle durdu. Valla sandalye yapıştı. Aynen. Aa, gözlük var şurada. Galiba onlar onu. Hadi gidip dava atalım. Ne kadar güzelim değil mi? Aynen çok güzel olmuşsun. Ben bunu yaptığım için özür dilerim. İğneyi atar ve de atar gider. Ona batar. Ve de minnacık bir kanar ama birden. Neyse işte siz emojiden anlarsınız. Allah'ım günahım neydi? Günahım. Ben de sen çok iyi biliyorsun günahımı. Ve de onu evden attıktan sonra ne kadar kötü bir şey yaptığım farkına vardım. Aslında doğru. Hata bende, ben özür dilerim. Nasıl telafi edebilirsin biliyor musun? Nasıl? Bizi bir yere davet et. Nasıl bir yere? Davet işte. Kesinlikle çok güzel olacak bence. Bence de çok güzel olacak. Peki piknik, kızlarla piknik yaptığımda sizi de çağırırım. Hatta bu olayı anlatıyormuşum. Bir de çok kötü geçiyormuş. O gün çöbe çöbe ve Allah korusun demeyi unuttuk. Nasıl olur ama yani unuttuk. Biz de ayrı bir yani değişiyiz. Unuttuk, nasıl unuttuk? Evet unuttuk. Unuttuk işte. Tövbe tövbe demeye gerek var mı? Ya da Allah korusun. Yok ya. İnşallah yoktur. Dememize rağmen oldu. Evet. Hatta kimdeydi? Bendeydi yani. O kadar suçlu davrandım ki. Evet öyle davrandım. Evet öyle davrandım. Seni hala affedemedim. Bunları duyduktan sonra. Şaka şaka affettim ama bir daha da bir şey yaparsan. Seni sonsuza kadar affetmem. Peki. Sinirlerim bozuldu yine. Benim de. Biz kahve içtik, sandalye var mı?
Ay yok valla. Ben bugün cezalıyım. Çabuk uyuyayım. Aynen cezalısın sen bugün. Hadi bakalım yiyelim. Ama o beni hala affedemedi. Evet, ben seni affedemedim. Yani neden böyle bir şey yaptın? Neyse tamam, şu kayın bölüyorsun. Şöyle pijama atayım bari, rahat bir şey bu. Rahat bir şey. Aha. Rahat bir şey. Neden çıkarttın ki? Bilmiyorum, bu daha rahat. Yatma kızım. Neden böyle bir şey yaptın ya? Çekilir misin? Sana hala ısınamadım. O gece ağladım ama onları belli etmemek için mutfakta aldım. Acıklı bir kaydırmış. Evet, acıklı bir kaydı. Evet, o gece. Ve de o gece kendime de kaçıp uğurdum. Küçük bir ışık yaptım demek istemiyorum. 3 tane ışık yaptım. Ama yani evet, yapmak zorundaydım. Çünkü çok korkuyordum kabus göreceğim diye. Onlar hiç yatmadı mıydılar? Gündüz olduğumda uyandılar. Hesap sormaya gittiler. Neden bize böyle bir hücum yaptın? Özürünü affettik ama neden böyle bir şey yaptın? Yani merak ediyoruz sadece. Hadi Örgür bize söyle. Yapmadım. O beni birden yani hipnotize etti ki bir şey oldu. Bana öyle baş kurguladı ki onlar kötü, onlar kötü, onlar kötü, onlardan nefret etmelisin. Onlar bana şöyle şöyle dedi. Onlar senin aklında şöyle şöyle dedikodu yaptı dediler. Ben de sonra da şaka yapıyorum ama nedense ben onlara gıcık oluyorum. Yani çok güzeller. Benden daha güzel oldukları için onlara gıcık oluyorum dedi. Onların bacağı var, benim bacağım yok. Mallar falan dedi. Size baya baya ağır küfürler etti. Daha mı sormak istemiyorum? Söyle söyle, çok merak ettik. Peki. Devamı, ben sırf o ona gıcık olduğu için size bir gıcıklık yapmak istemişim. Sırf o yüzden bana para vereceğini söyledi. 10.000 TL. Yaptım. Vermedi. Sonra da birden bana yani baktı. Onu yapmaya devam etti. Ne olursa olsun yap. Beni seviyorsan, anneni seviyorsan. Bunu yaparsan anneni hep seversin. Bunu yapmazsan anneni hiç sevmezsin gibi şeyler söylüyordu. Evet, bunlar çok yanlış şeyler. Ay ama ben birden yani bilmiyorum. Onu kabul ettim neden? Suç bende, hata bende. Neden tek kabul ettim yani neden olduğunu bilmedik. Tamam dedim. Böyle simsi bir tamam mı dedim. Onlar da o da aferin benim koçuma falan dediler garip garip. Sonra da bana küfür et. Ben onu yapmak istemedim de ben bunları yapmayacağım. Ya sırf onun için onu yapmayacağım dedim. Sonra bana küfür etmeye başladı. Onu yapacaksın dedi. Ben de yapmak istemiyorum dedi. Evet ama o senin hakkında şöyle şöyle dedikodular yaptı dedi. Şaka yapıyorum dedi. Nedense şaka yapıyorum demesine rağmen ben yaptım. Yani ne olduğunu da bilmiyorum ama yaptım nedense.
Yani sonra da öldü. Kesin Allah bana bir yani işaret göndermek istedi. O çocuktan artık uzak durup öldürdüm onu. Artık rahat rahat yaşayabilirsin dedi. Özgür olabilirsin dedi. Özgür olan dedikleri yapmak zorunda değilsin dedi. O zaman da tahsandı ki o çocuk da. Neredeyse yani. Ve de büyük ihtimal bana bir ceza daha vermek istedi. Pikniğin kötü olarak. Ama Allah korusun deseydik olması daha düşüktü. Ama gene de olabilirdi yani. Kısacası yani ben hata kendimde olduğunu düşünmüyorum. Azıcık sendeymiş yani. Sen de bize yani bir düşünebilirdin. Yapmayı her gün mü söylüyordun? Kaç, ne zamandan beri yapıyorsun? Bir buçuk yıl mı? Evet, gerçekten bir buçuk yıldır yapıyor. Evet, bir buçuk yıldır yapıyor yani bize uyduyor mu? Ama siz bunu bana yapsınlar neden uyarmadınız? Uyardık ama sen duymadın, bağırdık. Ama sen sus dedin. Ve de bizi dinlemeyerek kulaklık taktın. Bizim sözümüzün ortasına kulaklık taktın. Bizi ne zaman görsen kulaklık takıyordun. O kulaklığı çıkarsaydınız, bir keresinde çıkartmaya çalıştığımızda benim elimi ısırdın köpek gibi. Benim de elimi ısırmaya çalıştın. Hatta benim dediğim kafam böyle ısırmaya çalıştın. Yanağımı falan, saçımı falan çek. Benim de. Sonra bir süre sonra sizin giysilerinizi çalmaya başladım. Evet. Neden bilmiyorum ama çalmaya başladım işte. Ve de hala da çalıyorum. Kendimi durduramıyorum yani. Nedense durduramıyorum işte. Evet. Bu arada yani artık çalmıyorum. Rahat edebilirsin. Hayır bu arada artık çalmıyorsun değil mi? Çalmıyor değil mi? Aynen çalmıyor artık. Bir psikoloğa gitmeni öneririm. Ben de. Tamam. O günden sonra psikoloğa başladım. Psikolog bana çok güzel tavsiyeler verdi. Onları yaptım. Sonrasında... Puh, artık ben oldum. Evet. Yani iyiymiş. Bence de iyiymiş. Yani güzel bir hikaye. Ve de hikayenin kahramanlarında da ben varım. Ben de varım. Ama o çocuk da var. Bu çocuk bizim gibi güzel bir kahraman değil ki. Kötü bir adam. Evet, ve de gerçek kahraman. Vah, yaşamış bu olay. Neyse, o zaman... Tamam. Hadi dağılalım biz. Hadi dağılalım. Arkadaşlar kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Hepinizi çok çok seviyorum. Bay bay. Bu arada gerçekten çok uğraştım yani. Videoya çok emek verdim. Lütfen beğenin. Ya en az 10 like alsın. Evet en az 10 like alsın. Sizden çok bir şey beklemiyorum. Sadece 10 like. Ay tamam bir 20 görüntü beğenme falan alsın. Yani kaç görüntülenme alırsa o kadar beğeni alırsa çok mutlu olurum ya. Çok mutlu olurum lütfen. Evet. O zaman bay bay. Yeni bir şey eklemek istiyorum. Böyle videonun devamını gelmesini istiyorsanız böyle hikaye tarzında abone olup like atmayı unutmayın. Hepinizi çok çok seviyorum. Bay bay. Azıcık uzattım ama neyse.